Visual Studio kod editörü Microsoft tarafından geliştirilmiş bir editördür ve kısaca kodlarımızı oluşturmaya yarar. Bu kodların desteği kendi sayfasında dokümantasyon kısmında yazıyor. Ben şimdi Google'a açtım ve Visual Studio kod diye arama bölümüne yazıp Enter tuşuna bastım. Hemen sağ tarafta da gördüğünüz gibi Visual Studio kodun ne işe yaradığına dair çok kısa bir açıklama Wikipedia tarafından oluşturulmuş durumda. Aynı zamanda buradaki döküs kısmına tıklayarak bu kod editörünün hangi özelliklere sahip olduğunu, neleri desteklediğini, kısa yolları nelerdir bu sol taraftaki menülerden tıklayarak bunlara ulaşabiliyorsunuz. Evet şimdi Visual Studio kodun nasıl kurulduğunu birlikte işleyelim. Ben download linkine tıklayarak ilgili sayfanın açılmasını sağlıyorum. Şu an ilgili sayfa karşıma geldi. Gördüğünüz gibi buradan platform seçimini yapabiliyorsunuz. Hangi işletim sistemi sizde kurulu ise onu tıklayarak kurulumu sağlayabiliyoruz. Şimdi bendeki işletim sistemi Windows olduğu için ben buradan Windows 64 bitin kurulmasını sağlayacağım. Direkt menüsüne üstüne tıklıyorum. 60 MB'lık bir dosya şu an indirme işlemi devam ediyor. İndirme işlemim tamamlandı. Üzerine bir kere tıklayarak açılmasını sağlıyorum. Kurulum penceresi çıktı. Anlaşmayı kabul ediyorum ve sonraki düğmesine basıyorum. Standart bir program kurar gibi buradan kurmak istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Ben mevcut konumunu bırakarak sonraki, sonraki diyerek bu işlemleri tamamlayacağım ve masaüstünde bir simge oluşturulmasını sağlayacağım. Evet kurulumun tamamlanmasını bekliyorum şu an. Kurulumumuz tamamlandı. Visual Studio Code uygulamasını çalıştır. Bu checkbox işaretliyken bitti düğmesine basıyorum. Evet Visual Studio Code'un kurulumu bu şekilde. Sizde bu Adobe XD eğitimi diye çıkmayacaktır. Çünkü ben daha önceden bir çalışma yapmıştım. Kaldırıp yeniden kurdum ama mevcut olan daha önceden oluşturulmuş bu klasörü Visual Studio Code akıllı davranarak görüyor. Sizde bu kısım boş olarak gelecektir. Bir sonraki dersimizde ise kullanacağımız en önemli 3 tane eklenti var. Onların kurulumunu göstereceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.